Ne olursan ol, rahat olun. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Grek müziğin tek sahibi, efsane sahnesi, bitmeyen enerjisi, her daim bronz teni, vazgeçemediği slip mayosu, motor tutkusu, ah bir de yer yer başa bela olan libidosu. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Fedon. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk Sibel. Evet, teşekkür Türkiye'de ederim. Gerçekten bizi rahatlatan, her gördüğümüzde yüzümüzü güldüren çok az insan var. Siz onlardan birisiniz. Bir denize atlıyorsunuz. Fedon denize düştü diyoruz. Yazın geldi ve sizin sayenizde müjdeleniyor. Fedon denize düşeli bir hafta oldu. Şu anda olay yerindeyiz. Olay yeri inceleme. Evet, olay yeri inceleme. Her sene denize girdiğiniz anda yazın geldiğini anlıyoruz biz. Artık bir ritüel oldu. Nasıl oldu bu ritüel? Bu kendim bildiğim bileli. Ben ada çocuğuyum, büyük adalıyım. Mevsim ayırmam, canımın istediği zaman denize girerim, rahatsız da olmam. Hani programın ismi gibi, istediğim anda rahat bir şekilde istediğimi yapabilme özgürlüğü. Zaten insanın yaşam tarzını değiştiren de budur. Ya sıcak soğuk ayırt etmiyorsunuz. Bir de soğuğun da iyileştirici gücüne inanıyorsunuz herhalde. Ona inanmıyorum, ben rahat mıyım? Ona bakıyorum. Bakıyorum. Ben rahat mıyım? Bazen ısırdığı zamanlar da oluyor ama ben o anda onu isterim. Hayat zaten istediğini yapmak değil, istemediğini yapmamaktır. Hayır. O anda istedim mi? Yaptım mı? Mutlu muyum? Mutluyum. Ben rahatım dediniz. Evet. Birazcık bu rahatlığın hem sırlarını hem de nedenlerini araştırmaya çalışacağım. Beyoğlu'nda büyümüşsünüz. Bir kere Beyoğlu enerji itibariyle rahat olmayı gerektiren bir semt. Evet. Yani Beyoğlu'nda büyürken yani evet. O rahatlık sizin kanınıza nasıl girdi? Şimdi benim büyüdüğüm Beyoğlu sizin bildiğiniz Beyoğlu değil. Asaletin, aristokrasinin, saygınlığın, efendiliğin, sosyal faaliyetlerin, tiyatroların, sinemaların, restoranların bambaşka Avrupa ile boy ölçüşecek bir şekilde olan Beyoğlu'nda büyüdüm ben. Birbirini tanımayan insanların birbirine selam vermesi, şapkaları beylerin yarım kaldırıp indirmeleri. Yani şimdi diyecekler ki Fedon eskidi eskiye hani... Geçmişe mazi. Ya değil. Değil. Nerede eski bayramlar? Ben onu demek istemiyorum ama nerede o eski günler diyorum ve Allah bu günleri aratmasın. Bakın özetliyorum. Tabii. Bugünkü Beyoğlu sadece kaldırımları, ışıkları güzel. İnsanları, saygıları, görüşleri bana uymuyor. Bana siz uymuyor. 68 kuşağısınız aslında. Yani o çiçek çocukları has rahatlıkla sizin bünyenizde evet. Tamamen bulunuyor. Evet, hippilerin zamanında büyüyen, sol yumruk havada, go home Yankee diyen, cebimizde harçlığımız olmayan, her delikanlı, her solcu delikanlı gibi bağıranlardandık. Parayı bulunca ayağımız yavaş yavaş kaydı. Tatlı solcusunuz. Evet, evet, evet ama beynim, görüşüm, ideolojim aynı yerde ama... Yani solcuysan ne işin var son model arabayla geziyorsun lafına da karşıyım. Ben eşek gibi çalışıp tırnaklarımla bir yere geliyorsam, bunu hak ediyorsam benim ideolojimi değiştiremezsin. Evet, mesela Kerat yani diyor eşek gibi çalışan kraliçeler gibi yaşayan tabii, bir kadınım. Siz de eşek gibi çalışıp kral mesela, gibi yaşayan bir adamım. Dört dörtlük yaşayan bu memlekette çalışıp, köpek gibi çalışıp, kraliçe gibi yaşamaya çalışan ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? Kemal Derviş nur içinde yatsın benim çocukluk arkadaşım. Adam büyük adanın sahibi denebilecek kadar bir servete sahip ama sosyal ve sol görüşlü bir insan, pırlanta bir insan. Yani oraya bağlamak istedim olayı. Türkiye'deki ilk renkli fotoğrafı basan kişisiniz. Evet. Ve aslında bu renklilik de, hayatınızdaki bu renklilik de belki de oradan kaynaklanıyor değil mi? Yani düşünsene siyah beyaz günlerden evet. Siz renkli günlere geçmemize vesile olan insanlardansınız. Ben o renkli günlere geçmek için okulu bıraktım. Yıl 1962, firma Ferania Color, Türkiye'de ilk renkli film developmanı ve fotoğraf basılan yani. Zamanında ben o işe girdim. Sizi İtalya'da eğitime göndermişler. Evet. Sonra da Beyrut'a gidip o firmanın şubesini kurmuşsunuz. Vay vay vay. Vallahi helal olsun. Ve yaş biliyor musunuz kaç? Kaç? 17-18. Bakın benim bir huyum var. Ben tuttuğum işi başladım mı, eğer istiyorsam o işi, en iyi bir şekilde yaparım. Fedon hiç başarısız oldun mu hayatında? İşte dersen olmadım. Çünkü çok düşündüm. Karar verdim. Evet. İtalya'ya gittim. Eğitimini aldım. Beyrut'a gittim. Çalıştım.
bazı sebeplerden dolayı dayanamadım. Gerçekten sanata yatkın bir aile. Keman çalan bir dede. Ailedeki herkesin komple sesi güzel. Bir de tabii ki Türk sinemasının sevecen babası, sütçü dedesi, iyi yürekli bakkalı Nubar Terziyan dayınız. Ya Sibel, nerelere götürdün beni? Ya, helal olsun. Yani gerçekten... Hakikaten dersinde çok iyi çalışmışsın. Yani çoğu benim soyadım dahi bilmez şimdi. Ama bu dediklerin hepsi doğru. Ya biraz Nubar Terziyan'dan bahsetmiştim. Nubar Terziyan, bakın, nasıl bir dayıydı? Ben kameramanlık yaptığım yıllarda, ondan önce dayıma dedim ki, dayı dedim, ben dedim, bu beni götürüyordu beraber platolara. Yok dedi, oğlum bu camia sana göre değil. Ben dedi, Aslan Burcu inadı var. Dayım, inanın kötü rollerde, ki dayım benim karakter rollerinde oynuyor. Öyle büyük paralar alan bir adam da değil ama bu kadar mı sevilir bir insan? Ve aynı şeyi ben kendimde görüyorum. Ün, şan, şöhret, bunları geçiniz. Sevilen bir adam. Kötü rolde oynamazdı. İki misli para versinler. Oynamazdı. Yaz kış denize girerdi. Hava olsun diye değil. Ben bazen hava için denize giriyorum. Evet. Evet. Te oğlum çek diyorum. Denize atlıyorum. Dayım öyle değil. Ama onun döneminde de böyle sosyal medya bu kadar da aktif değil. Aktif değil de yok be. O adamın yapısı o değildi. Kıpkırmızı yanaklar, dünya şekeri, yani sevmeyeni yok. Zaten bir insanın çok sevildiğini veya sevilmediğini cenazesinde anlarsın. Bunu söyleyeyim, bilenler araştırsın. Yani Nubar Terziyan'ın yeğeni olmaktan da gurur duyuyorum. Yıl 1987, 13 Eylül Cuma. Vay. Evet. O zamana kadar siz sahneye çıkarken aslında hani kendi isminizle çıkmıyorsunuz. Hafif kendi bir güvensizlik var. Sahnede terleyen, böyle çömez bir delikanlı var o zamanlar. Bunları düşünmeyen bir insandım. Şarkı söylemek, şarkıcı olmak falan yok. Çok iyi bir işim var. Babamla ortağız. Eniştem nur içinde yatsın. Bana minik bir hisse verdiler. Orada çalışıyorum. İyi para ne kazanıyorum. Tekstil. Ama öyle yani minik bir atölye değil. 400 kişilik bir fabrika. Para kazanıyorum ama mutlu değilim. Benim işim o değil. Sonradan kötü yola düştüm. Ama bu Zorba'daki sahneye Zorba. Çıkışınız bu. O ilk geceki büyük ilgi. Sizin herhalde hayatınızda rahatlama ve kırılma noktası. O ilk gece dediğiniz sizin bilmediğiniz 2 yıl var. Kimsenin bilmediği. İlan yok, reklam yok, bir şey yok. Hem fabrikada gidip çalışıyorum. Hem gece gelip şarkı söylüyorum ve sonunda babama gittim. Baba dedim, ben şarkıcı olacağım. Hayır hayır filan derken ben oldum bile dedim. Geçmiş olsun. Oldum bile baba dedim. Oğlum sinirlisin, şudur budur, kaldıramazsın. 40 küsur yıl oldu. Hala buradayım. Kendinize güveninizin %100 gelmesi, bir Zorba'daki sahne, bir de Mustafa Yolaşan'ın sizi arayıp TRT'nin yılbaşı programına evet. konuk etmesi. Biri milli bir gurur, milli bir duygu. Türkiye Devlet Televizyonu'nda çıkıp Rumca okuyan Fedon. Bu Yunanistan'da yok. Ben Türk'üm. Müslüman değilim. Ve Türkiye'de gördüğüm saygı, sevgi, Atatürk heykelinin Cumhuriyet Bayramı'nda önünde Rumca şarkı okumak. Devlet Televizyonu'nda Rumca şarkı okumak. Hatta birçok sanatçı dostlarım, isim vermeyeyim. Ya Fedon çıkıp Rumca okuyor, bizi çıkarmıyorlar TRT'ye. Sebep biri gırtlak yapıyormuş, biri arabesk okuyormuş. Haklılar. Biri çıktı, niye Kürtçe okunmuyor dedi. Haklılar. Öyle bir zamana geldik, öyle bir timing oldu ki. Peki neydi sizin farkınız? Benim farkım Fedon olmaktı galiba. Evet, sevilmemdi. Yüceldim. Benim çocuklarıma bırakabileceğim bir miras oldu. Beni star yapan iş imkanı Günay'dır. Günay. Günay bir referanstır. Tabii. Günay'da benim çıktığım güne kadar hiçbir erkek sanatçı çıkmadı. Aa, bunu bilmiyorum. Çoğu bilmez. Bir tek herhalde huysuz biriydi. Hatta ben dedim ki Günay abi dedim ya. Yani hiç erkek çalışmadı burada. Bir tek ne Joyra ne Mansam, Che Guevara'nın mı ne bir müzikalini yaptılar. Fedon senin yaşın geçti oğlum, erkek sayılmazsın sen zaten demişti. Nur içinde yatsın. Sizin yani böyle rahat bir adam olmanızda evet. Fedon'un ne kadar katkısı var? Mesela şu anda Bodrum'dayız. Yaz deyince iki haber yapılıyor. Evet, bir Fedon suya düştü. Lahmacun. Bodrum'daki lahmacun fiyatı. Çok yanlış. Bakın ben, bana dediler sen Bodrum'da yaşıyorsun filan. Ben eşimle konuşuyorum telefonda. Fasulye kaç para diyorum ya da ben bugün fasulye kaça aldın dedi. 50 liraya dedim. Burada 80 liraydı. Yani Bodrum pahalı bir yer değil. Ancak pahalı olması gerekir. Şimdi bana yağacak böyle.
Vay, tabii onda para var. Hayır. Hayır. Bugün Bodrum dediğin yer sadece Laylalom kenti değil. Beldesi değil. Dünya Bodrum'u biliyor. O zaman Bodrum'da pahalı yer olacak. Olmazsa millet gelmez. Ya o kesene göre yer var. 20 liraya da lahmacun var. 500 ve ben 500 lira olma taraftarıyım. Gerçekten. Hayır, aşağıdaki 20 lira kalsın. Süt banyosu yapan Ruslar var. Yapsın. Çok pahalı yerler olacak. Gidin Mikonos'a. Gidin Santorini'ye. Ya adam para harcamak istiyor. Burada yatlar milyon dolarlık yatlar. Bunlar para harcamaya geliyor. Dünyanın en güzel beldesine geliyor. Ne yapsın? 20 liraya mı lahmacun yesin? Peki siz lükse düşünür müsünüz? Lüks ve konfora düşkün değilim. Ben havama uygun yer ararım. Salaş olsun. Muhabbeti güzel olsun. Muhabbeti güzel olsun. Ben lüksü ne yapayım? Ben lüksün Allah'ını gördüm. Şimdi buraya gelip ben sahilde ıstakozla şampanya. Dit! Lan ben onu yemişim. Bir kalamar yapacaksın. Beyaz peynir, pul biber, kekik üstüne. Rakımı ver. Leblebimi de koy. Oh. Keyif bu. Yani birazcık evlilik ve evlilik ne kadar rahatlatıcı bir kurum, ondan bahsetmek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ne düşünüyorum? Şimdi bana bugün hak vermeyecekler. 20 yıl sonra hak verecek. Evlilik doğaya aykırı. Bir. Bir. Ben 55 yıllık evliyim. Yahu evlilik nedir? Bana biri bunu açıklasın. Ben insansam imzaya gerek yok. Yani evlilik yok olacak bakın. Evlilik daireleri resmi kerhanelerdir. Şu lafın güzelliğine bakar mısın? Yıllar önce bir film çekmek için Sadıkoğlu'nun yalısına gittik. Ortaköy'de. Kapıdan girer girmez koca böyle bir yazı evin içinde. Hala vardır belki. Evlilik daireleri resmi kerhanelerdir. Yani belirli masmut bir maaş alan belediye memurunun imzası olmadan ben bir hatunla birlikte olamam. Ne demek bu ya? Çok saygısızca geliyor bana. Ne demek bu ya? Bakın ben 55 yıllık evliyim. Eşime tapıyorum. Ama her eş de Fedon'un eşi gibi olmaz. Benim kızım 3 evlilik geçirdi. Bak, 3 evlilik. Hıt yeni bıraktı. Bir röportajınızda okudum. Aşk acıdır diyorsunuz. Tabii. Ve aslında da aşkı insan bünyesi için çok da faydalı bulmuyorsunuz. Tabii ki. Ama niye o zaman aşkın peşinden koşuyorsunuz? Ben koşmuyorum ki. Ben aşk peşinden koşmuyorum. Kimse aşk peşinden koşmuyor ki. Ama sizin de bir ara en büyük bir aşkınız olmuş. Yüzünü vücuduna çizdirecek kadar evet, aşık olup sonra evet. Sildiniz. Aşk mı bu? Bir insana karşı karşıya geldiniz. Bir görüşte aşık olduğum diye bir şey var mı? Var. Yok. Bir görüşte beğenirsin. Gözünü beğenirsin, göğsünü beğenirsin. 3G vardır benim kitabımda. O gözünü beğenirsin, boynu beğenirsin. Bu aşk değil. Götünü. Evet. Gez, göz, arpacık. Göz, göğüs, göt. Türkçe. Harika. Ben bunlara bakarım bir kadında ilk başta. Bu aşk mı? Beğeni. Beğeni. Beraber olursun. Anlaşırsın. Alışırsın. Alışmak sevmekten daha zor. Selam-ı Şahin. Bunlar aşk değil. Önem paydosunda ben işten kaçıp sevgilime gittiğim günleri biliyorum. Aşk mıydı bu? Hayır. Neydi? Beğeni, özlem. Adrenalin, seks. Hepsini karıştır. Ya bir saatte yemek yemeyip kadına gidiyorum ya. Gençlik, ateş, o. Ne zaman ki yan yana çok gelirsin. Ne zaman ki ekonomik güçler çatışır, paran olmaz, o kürk istersen alamazsın, sen geç geldin, neden geç geldin derken orada yaşayan, dayanan aşıktır. Aşk aslında katlanabilmektir diyorsun. Tabii. Oraya katlanabiliyor musun? Seviyorsun, aşıksın, bırakamazsın. Yoksa bir görüşte aşık ol. Ha siktir oradan ya. Pardon ya. Siz diyorsunuz ki her ne kadar erkekler çapkın olarak gözükse de aslında çapkın olan kadınlar. Fino köpeği gibi beklersin. Kokularını sürersin. Ortamda dolaşırsın. Biri güldüğü zaman gidersin. Neden erkekler gidip bir kızı istiyor ya? Kız ailesi gitsin biz oğlunuzu kızımıza istiyoruz desinler. Ne var bunda? Benim korumam vardı. Çocuğu görsen artist. Artist. Takım elbise falan böyle. İnan herhangi bir filmin başrolünde oynayacak adam. Ona bakan yok.
götten bacak fedon şarkı söylüyor, bir kartvizit var diye benim peşimden koşuyorlar. Yani siz ünlü olduğunuz için mi peşinden koşuyorsunuz? Kartvizit peşinde koşan. Şimdi bazıları da beni reklam olarak kullanan olmadı mı? Bu karşılıklı herhalde. Tabii ben istersem kendimi kullandırırım. Bile bile lades değil. Tabii. Keyfime kim yazabilir. Ulan fedon da çıkıyor bu hatun, bebek gibi kadın, babası yaşında adam. Ne buluyor? Paraysa onda da para var. Rıbı filan oluyor. Hı-hı. Ama yani var bir kartvizit olayı var. Yaş farkına geleyim o zaman. Var mıdır bir sınır ilişkilerde? Benim için yoktur. Bakın Robert De Niro geçen gün baba oldu. 81 yaşında. Kulakları çınlasın. Yapar mısın mesela bu yaşta bir çocuk? Yapmam. Büyük konuşmayayım. Yapmam. Belki de yapamam. Bayatlamış meniyle ne kadar çocuk olur. Robert De Niro yaptıysa. Ama niye yapmam? Ben o zevki tattım. İki evladım var, bir torunum var. Yani kalkıp çocuk yapmak falan. Benim bir zamanlar boşandığım zaman bayağı sevgililerim oldu. Çocuk istiyorum senden. Ya benim iki tane var. Korkumdan değil. Ama yarın öbür gün geberip gideceğim. Ben silah zoruyla bayanla olmadım. Ya, kesinlikle. Tehditle olmadım. Parayla olmadım. Bilakis beni her kahve içmeye çağıran, evine bırakıyorum mesela arkadaşımız veya işte başlangıç. Hı. Hadi Fedon gel bir kahve yapayım sana diyen her kadın tecavüz etti bana ya. Allah belamı versin. Bak yemin ediyorum. İsim vermem, bana yakışmaz. Bu kadar ünlü bir adam olmasaydınız da. Libido hiç bir bok yapmazlar. Ne kahve var ne bir yatak var. Hiç bok olmaz. Hayır, peki sizin libidonuz bu kadar yüksek olur muydu? Olurdu. Peki bu takviye ilaçlarını hiç almamış olmanız da kafa rahatlığıyla ve özgüvenle ilgili bir şey mi? Ya ilaç psikolojik. Sen bana aspirin ver, ben kesinlikle canavar kesilirim. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama ne var? Değişik mekan olduğu gibi değişik evet, hatunda da bir hadi keramet vardır. Daha ilaçlık durumda değilim. Ama yani... Bu renk sizin hayatınızda çok önemli. Bugün üstünüze çok de bakıyorum. Sürekli de renkli giyiniyorsunuz. Papağan gibiyim. Bir Kemal Atatürk dövmesi, bir Fenerbahçe dövmesi. Kızım var burada. Hı-hı. Ama kızım başkasıydı. Değiştirdim onu. Burada oğlum var, burada babam var. Var işte, dövdürdüm kendimi. Peki slip mayo. Hı. Neden inadına slip? Rahatlık mıdır sizce? Hayır efendim, doğrusudur. Doğrusudur. Neden? Siz bana bir yüzücünün üstünde şort görür müsünüz? Avrupa'da bir X bir otelin havuzuna şort da giremezsiniz. Slip mayo doğrusudur da. Şimdi ben çocukluğumda bir slip mayo giydim. Yakışıyor mu, götü göbeği sarkmış hala slip mayo giyiyor. Şimdi orada haklı. Ama denize girerken mayo ile girilir. Mayo. Siz nasıl 80 olabilirsiniz? Çok iyi gözüküyorsunuz yani. Taş gibi. Sayenizde efendim. Beni seviyorsunuz. Güzel bakıyorsunuz. Ha. Şimdi memelerim sarkmış. Göbek sarkmış. Giyeceğim tek şey var. Buyurun. Gelin 80 yaşına. Evet. Göreyim sizi. Tabii. Ama mayo doğrusudur. Bazıları diyor ki kardeşim sen de yani bu ne? Teşhir mi ediyorsun? Ulan ne var ki teşhir edeyim? Güneşli havalarda 4 mevsim bronzlaşıyorsunuz. Nedir bu? Özel formülü mü var? Yağı kendiniz mi yapıyorsunuz? Ben şimdi güneş enerjisiyle çalışan bir adamım ve buna inanın yani. Hı-hı. Güneş olmadığı zaman ben %50 yokum. Ya evde yemek yaparım. Oğlumla bekar hayatı yaşıyoruz. Ya yemek yaparım ya evde işler yaparım. Güneş bana şey veriyor, güç veriyor. Zaten ismimin anlamı da o. Güneş tanrısı. Mitolojide öyle. Yani güneş. Çok seviyorum. Yanmayı çok seviyorum. 1001 formül yaptım. Ve başarılı oldum. Çok çok güzel renk bunu alıyorum. Piyasaya çıkardın ya da formülü bana söyle. Oğlum bu sene yapıyor onu. Ya, evet. Yıllardır söyledi. Yok 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 dedim. Bu sene. Yani fedon güneş yağları çıkıyor. Evet, fedon güneş yağları çıkıyor. Ve inanın formül de çok böyle organik, kimyasal falan yok. Çok emek isteyen bir formül. Şimdi kısa kısa sorularım var. Böyle rahatlamayla ilgili sorular. Sizi en rahatlatan şarkı? Adamo'nun Tombolaneş. Peki neden Adamo? Benim gençliğimden kalma bir yaşamışlık var. Tombolaneş, tu ne viendra pas ce soir diye başlayan bir Türkçesi olan. Sizi en rahatlatan film? Rahatlatan mı bilmiyorum. Çok beğendiğim Anthony Quinn'in Zorbası. Bir kisteye oder herkese.
Mikis Theodorakis'in. Müzik başka, adamın oyun gücü başka, adam başka. Ha, şimdi yanlış anlaşılmasın, Avrupa'ya gidiyor falan. Yerli de mesela bir Kadir İnanır'ın Tatar Ramazan'ını unutmam. Bir Dila Hatun'u unutmam. Peki sizi en rahatlatan yemek? Vurdun, yüreğimden vurdun. Kuru fasulye, tereyağlı pilav, turşu. Harika. Istakoza değişmem. Ay. Allah belamı versin, değişmem. Peki sizi en rahatlatan renk? Ya ben papağan gibiyim. Renkli giyinmeyi severim ama iki renk favorimdir. Siyah beyaz. Griden nefret ederim. Arası yok diyorsun. Yok. Adam olarak, karakter olarak da yok. Sizi en rahatlatan spor, yüzmek diyeceksiniz. Yüzmek. Evet, çünkü şu anda başka bir şey yapamıyorum. Peki dans? Yok. Çok iyi dans ederim ama tipime yakışmıyor artık. Sizi en rahatlatan şehir? Sormaya gerek var mı? Bodrum. Sizi şahane en rahatlatan bir içki efendim. Evet. Bu kokuyla doğdum. Evimde babam çocukluğumdan beri bu koku vardı. Büyüdüm ama rakı içmeyi bilmek yani bambaşka bir şeydir. Ben bu biliyorum. Bu adamında mesela nedir sizi? Oo, çok şey var. Nedir? Masaya yakışmayan adam. Rakı içerken çay içen adam. Rakının yanında bira içen adam. Her boka karışan adam. Lop 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 fondip yapan adam. Bunlar rakıcı değil. Bunlar bir bok zannediyor kendini. Hayır. Aydın Boysan dediği gibi. Önce koklayacaksın. Sonra dilinle damağın arasını alıp bir nefes alacaksın. Yutarken oh diyeceksin. Bir de etrafına bakacaksın. Hıyar var mı? Harika. Aa, rakı bu. Peki sizi en rahatlatan koku. Anason kokusu mu diyeceksin? Yok değil. Anason kokusu değil. Yasemin. Ben de çok seviyorum. Yasemin. Peki Türkiye'de sizi en rahatlatan erkek ünlü, en rahatlatan kadın ünlü? Şu anda son aklımda kalan ve çok beğendiğim Kıvanç'la Serenay. Ay, zevkle izliyorum. Çok güzel oynuyorlar ya. Bir tek Kıvanç'ın bir hatasını yakaladım. Oğlum kusura bakma, haddim olmayarak söyleyeceğim bunu. Her karakteri bu kadar güzel oynayan bir insan. Ağlamasın ya. Mafyayı, psikopatı, salon jönünü. Bu kadar mı güzel bir adam olur? Bu kadar mı iyi bir oyun gücü olur? Ağlayınca ne oluyor? Ağlayamıyor. Bana küfür et istersen ama Fedon abim bunu doğru tespittir ha. Çok teşekkür ederim. Hadi be. Hadi ya. Sevgili Sübel, başta sana, ekibine ve beni hatırlayıp bana bu güzel günü yaşattığınız için tüm aileye teşekkür ediyorum. Biz görüşmek üzere. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Unutama beni. Ne olursan ol, rahat olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Evet, bizi izlemeye devam edin. Bomba röportajlarla, rahatlatan ünlülerle karşınızda olacağız. Ama önce kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.